...dışarıdayken dinlediğim sanırım hocam siz söylediniz. Depreme ayrılan... ...2024 yılında ayrılan bütçe... ...1 trilyon 28 milyar evet, TL. Doğru. 1 trilyon 28 milyarın AFATA... ...Acil Durum Müdürü'ne ayrılan kısmı 660 milyar TL. Bunun 620 milyarı... ...hane halkına sermaye transfer olarak verilmiş. Bu ülkenin 2024 bütçesinde... ...denk bütçe yok. 2024 bütçesinde gelir tablomuz... ...9 milyar küsür... ...9 trilyon küsür lira gelir e, giderimiz 11 trilyon. 2.6 trilyon açığımız bütçe var. Bütçe açığı olacak. Depreme, depreme ayrılan bütçe 1 trilyon. Bu ülkede de şey, tefecilere diyorum ben yerli ve yabancı işbirlikçilere borçlanmayla ödenen para ne kadar? 1 trilyon 360 milyar TL. Yani sizin depreme ayırmadığınız bütçeyi bugün dışa bağımlılığınızdan dolayı ödediğiniz para faiz ödemesi işte değil mi? Faiz ödemesi. Ama şunu şunu söyleyeceğim. 2024 rakamları açın Çevre Şehircilik bakan, bakan şeyin sayfasına bakın. Normal binalar için yani ayrıca metrekare fiyatı şu kadar. Maliyet fiyatı. Normal ortalama 385 dolar. 385 dolar olarak tanımlanmış. Yani ortalama 10 milyon TL. 5 katlı 10 daireli bir apartmanın maliyeti şu anda ortalama 10 ile 12 milyon TL. Çarpın siz şimdi şeyle depremde yıkılan bina sayısıyla üçte birini bile karşılamıyor bu depremin. Hatay'ın. Çıkıp ama bugün AKP iktidarının adayı Murat Kurum çıkıp İstanbul Alkan diyor ki ya da AKP iktidarının kendisi size bir buçuk milyon kont yapacağız diyor. Yapmayacaklar size kontu. Çünkü finans yok, para yok. Ben dün Eğitim Sen e, iki ne oluştu aynı zamanda e, Kocaeli koca Eğitim Sen iki ne oluştu yürütme kurulu başkanıyım bu dönemde. Gebze'de ilk üniversite inşaat mühendisi bölümünde de öğretim üyesiyim. Dün toplantı yaptık. Orada So, hocaları şey sordum, ya depreme hazırlanacak mıyız? İlk sorulması gereken soru para kısmıdır. Eğer bütçe yoksa o da yok. Çünkü İstanbul'da siz bir buçuk milyon kont yapacak paranız yok. Depreme bütçe, geçen sene ek bütçe verdiler. Bu sene ek bütçe verecekler mi? Belediye çünkü zaten bütçe açık. Para yok. Para yoksa depreme de hazırlanmayacağız demektir. Ve garip tarafı, yani daha bütçeyle ilgili birçok rakam var. Yani, e, vergi uzmanları ve hocalarım varken şey diyeyim ama şunu söyleyeyim. Ben önce şuna bakarım. Bugüne kadar bu ülke halkına kaderde yutturulan, Bakın camilere baktınız. Şimdi ca kaç tane cami yıkıldı biliyor musunuz deprem meküsünde? Bu, bu ülkede minarelerle ilgili yönetmelik olmadan minarelerin tasarlandığını biliyor musunuz? Yönetmelik yok. 2018 yılından sonra yapılan, 2018 yılında Türkiye'de Türkiye yeni bina yönetmeliği yayınlandı. Çok iyi bir yönetmelik dedik, uyguladık. Ve 2018 yönetmeliğe tabi yapılan binalar, 2007 yönetmeliğe tabi yapılan binalar da yıkıldı. Yıkıldı binalar. Hep şunu söyleriz biz. 2000 öncesi binalar sıkıntılı. 2000 sonrası binalar güvenilir. Hayır. Bu depremde 11 ilde 2000 sonrası yapılmış yaklaşık %20'si yıkıldı. Bakın yeni binalar. Evet. 2018 yılında yapılmış binalar evet, yıkıldı evet. ya. Yeni binalar Cumhur, yıkıldı. Cumhurbaşkanı da dün bu kadar olmasının nedeni 99 evet. öncesi bina stoğu dedi açıklamasında. Hayır. Şimdi deprem... 11 ilde işte şey hı. var, rakam var. O yüzden evet. iki, bizim... Artık bakın, açın interneti. Ben yayınlara bakarım. Ben bilim insanıyım. Bilimsel yayınlara baktığımızda e, inşaat mühendisleri mimarlar, şehir planları... Yapı denetiminde mi sıkıntı var? Bakın, Mekanizma işlemiyor mu orada? Şey söyleyeceğim. 2004 yılında Türkiye'de yapı denetim kanunu çıktı. Yapı denetim kanunuyla ne yaptılar? Denetimi, ben hep şey söylüyorum. Devletin en büyük namusu, özür dilerim namus sınak içerisinde kullanıyorum ama denetimdir. Denetim piyasalaştırılamaz. denetim özelleştirilemez. Bu ülke halkının ölmesinin nedeni özelleştirme politikalarıdır. Piyasacılıktır. Tekelciliktir. Eğer siz denetimi özelleştirirseniz ki Türkiye'de şöyle yapılıyor. Bir müteahhite gidiyorsunuz, bir müteahhit bir yapı denetim firmasına gidiyor. 2017 yılında kadar böyleydi. Şimdi eleştirilenler olacaklar. Ee, müteahhit diyor ki yapı denetim firmasına gel beni denetle. Nasıl denetecek? Parasını verecek. Ben aynı zamanda B sınıfı iş sağlığı ve işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanıyım. Ben de bir kuruma gittiğimde benim paramı işveren veriyor. İşverene rehberlik yapıyorum tırnak içerisinde. Yapı denetim firmasına diyorsunuz beni denetleyin. 2017 yılına kadar eli sıkışarak denetliyorlardı. 2017'den sonra havuz sistemiyle atadılar. Fakat sonuç değişmedi. Parasını yine müteahhit veriyor. Yani hukuki üniversite Hı. olmamdan dolayı hukuki denetimler de yapıyorum. Bilgikişilikler yapıyorum. Gelen çoğu raporlarda yapı denetim firmalarının içine düştüğü imzalar, attıkları saati imzalar, hak edişlerdeki saati imzalar, yap, yapmaması gereken yani yapının imalatı sırasında yapılmaması gereken şeyler, yapılmayan etütler hepsi çıkıyor. Denetim işi piyasalaştırıldığı için, kamudan el çektirildiği için bu deprem yönetmeliğinde gidiyor ve yapılan makalelere bakın. Yani bilimsel inşaat mühendislerinin yaptığı inşaat mühendisliğinin ve inşaatçıların yaptığı inşaat mühendislerinin yaptığı yayınlarda hep şunu söylüyorlar. Denetim yokmuş. Ya bilimsel akademik saygın dergilerde yayınlanan makaleler bunlar ve yapılardaki hasarın neden anlatıyorlar. Ben mesela şunu söyleyeyim. Toparlayalım hocam. Hemen, hemen söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de 2018 yılında Türkiye deprem tehlike haritası yayınlandı. Varsa getirirlerse Hatay'da verilen ime değeri 0.6 G'di. 600 cm bölü saniye kareydi. Hatay'daki ime değeri ne kadar biliyor musunuz? 4 katıydı. Yatay bileşenlerdi sadece yani. Çünkü binada sadece yatay kuvvetle vurulur diye düşünür. Çünkü yatay Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fayatlı yatay hareket ederler. Ama aynı zamanda düşey bileşen dediğimiz hareketler de meydana geldi. Ve düşey bileşenlerde sanırım e, ee, Dekne'de 0.8 G'lik yerçekim iğmesine denk gelen kuvvetlerle geldi. Ne demek bu? Yakında uzay projesiyle bir Türk yurt dışına gitti. Şey, uz, hı hı. yurt dışına diyorum. <laughs> Uzaya gitti. Ve şunu söylemek istiyorum. Uzayda atmosferde çekimsiz ortam vardır. Eğer siz bir cisme, yer çekimi iğmesinin üzerinde, ki değeri 0.98'dir, bir kuvvetle gelirseniz o yapı yıkılır. Tasarlanan yapıların hepsi neredeyse tasarlanan dinamik kuvvetlerden yani o binayı tasarlayan inşaat mühendisinin düşündüğü kuvvetlerden 3 kat 4 kat daha fazla yükle sarsıldı ve yıkıldı. Demek ki o zaman şunu söylüyor. Bunu bilimsel yayınlar söylüyor. İnşaat mühendisleri onlarca cami yıkıldı, onlarca caminin minaresi yıkıldı. Kamu bakın kamu belediyeler, valilikler birçok kamu hastaneler yıkıldı. Hastaneler. Yani. Hatay'daki büyük hastane daha şimdi geçen gün geçen Ağustos ayında ben Tunceli'ye gittim, Tunceli'ye çalıştım. Tunceli'deki hastane var hastaneyi direktmen heyelan üzerine kurmuşlar söylüyoruz kimse bir şey yapmıyor. Ya da başka alanlarda ama Türkiye'de bilim insanları Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği sendikalar eğitim sen çıkıp eğitimlerin sorunlarını, sağlıkçıların sorunlarını, okulların sorunlarını söylüyorlar fakat ne yazık ki kadere dayatanlar bilime, eğitim emekçilerine kulakları tıkamış durumdalar. Teşekkür ederim.